Herkese merhabalar. Çok güzel bir günden hepinizi kucaklıyorum, selamlıyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Anam ben de artık ev ev gezen programcılar vardı ya, onlara döndüm. Bacılarımın evlerini teker teker gezdim. Annem şu an arka tarafta babamla çekişiyor. Yakaladım. Pontular ne diye? Niye toz dağıttın diye. Ve iki numaralı ablam İzile'nin evine geldik. Çamaş'tayız bugün. Evet. Böyle sohbetler, sofralar falan kurulmadan dedik ki hemen evini ocağını şöyle gezelim. Güzel bir ev turu yapalım dedik. Müsait mi canım ev? Evet, müsait her zaman. Seve seve. Müsaitiz. Evet. Tamam. Önce evet. Ne yapıyoruz? Cuk cuk. Evet. Şimdi birazdan evi gezeceğiz. Eniştem de bir tarafta Sıdıka ile dolaşıyor. Sıdıka koydum adını. Onu birazdan daha detaylı çekeceğiz. Evet canım, bize evini gezdirebilir misin? Evet, buyurun. Buyur. Sen buyur. Sen buyur önde. Gelin. Buyurun gelin. Buyurun. Evim müsait. Evet. Bu evin manzarasını çok beğeniyorum. Çocukken geliyordum yine İzir ablama fındık alan toplamaya. O zaman tabii ki fındık bahçelerinde ameleydim. Diyorum enişte, şu yamaçları aşağıya fındık topladığımı biliyorum, ben hatırlıyorum. Ve bugün tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Efendim kutlu olsun 100. yılımız, nice 100. yıllara diyorum. Ve buraya bayrakları aslında çocuklar için getirmiştik, sallarız beraber diye. Şu an onlar törendelermiş. Evet. Gelince inşallah onlara da bayrakları takdim edeceğiz. Babacığım yol verir misin canım? Buyurun. Evet, yine burada gördüğünüz gibi acı biberler var. Bunlar kışlık. Çok güzel oluyorlar. Çorbaya falan mis gibi. Her evde var bak. Ablamların her evinde dikkat ettiyseniz. Yani bunlar muhtemelen şu aşağıdaki bostandan yapma. Her evde var dediğimde çiçekleri var. Bak şu cam güzeli. Şunların adını bilmiyorum. Bilenler yoruma yazabilirler. Şu aloe vera mıydı? Yok. Neydi o be? Çok güzel çiçekleri oluyor. Özellikle de şunun pespemem çiçeği oluyor. Yani manzarası çok güzel. Ben bayılıyorum. Aşağısı bostan. İncil ablam buralara mısır ekiyor, işte hıyar ekiyor, kabak ekiyor. Her şeyi yapabiliyor. Şimdi evin içini gezelim. Bayağı değişiklik yapmış. Bu arada kendisi boyuyor ha İncil ablam. Kendisi boyuyor. Tamirlerini falan kendisi yapıyor. Bayağı bayağı ev işlerinden anlıyor. Normal ustaların yapacağı şeyleri bile kendi yapıyor. Alt katta da ahır var. Bildiğim kadarıyla. Ve yine detaylara gel. Evet, şimdi oturma odasına doğru gideceğiz. Koridorda böyle güzel bir halı var bu arada. Onu da hemen es geçmeden olmaz. Evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Gelebilirsiniz. Buyurun. Oh, mis gibi sobada yanıyor. Evet. Buyurun. Anneciğim, anneciğim. Evet, evet. Videodayız şu anda. Görüyorsunuz. Ha, tamam, güzel, güzel. Evin yeni hali beğendin mi? Çok güzel beğendim, çok güzel. Çok güzel beğendim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel beğendim. Çok güzel beğendim. Allah'ım hayırlısıyla, huzurlu çoluğuyla, çocuğuyla durmaya nasip etsin. Amin, amin. Çiçek gibi olmuş. Evet, evet. Burayı görüyorsunuz hemen böyle, ne diyorlar, kuzineyi yakmış. Şurada yemekleri göstermek istiyorum. Burada bir adet mercimek çorbası. Sobanın üstünde olunca robottan çekilmiş gibi oluyor. Gayet güzel oluyor. Burada da yine tereyağlı pilavı var. Evet. Şurada kesin börek falan yapılacak gibi düşünüyorum. Evet, mutfağı böyle. Evet, mutfağımız böyle. Köy evinden çıkmış burası ya. Gayet değil güzel mi? Olmuş. Evet. Tabii ki senin sayende. Sonuçma kız. Ne güzel olmuş. Ne güzel olmuş. Ay, yatıyorum kalkıp sade oldu. Sen canı sağ olsun. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Evet. Şuradan manzaraya bakalım. Burada çiçekleri var. Evet, ya. Çiçeklerim var orada. Bakabilirsiniz. Çok da açılmıyor ama şu mor gülleri ben çok beğeniyorum. Bundan vereceğim, sana sokacağım orada. Benim var. Anneme verebilirsin. Kocaman şeyi vereceğim. Yine şurada kocaman. Hemen eskilerden kalma bir dantel yani, motifi. Bunlar çok güzel. Evet, devam edelim. Şöyle dolap işlerine bakmak istiyorum. Tertipli mi? Evet. Bakabilirsin. Oo. Bakabilirsin. Kız. Ana şu tabaklar ne var bize? Şunları çok seviyorum ben. Bunlardan satılıyor şimdi. Her tarafına bakabilirsin. Sıkıntı yok hiç. Her tarafına bakabilirsin. Evet, bakabilirsin. Sıkıntı güzelini yok. Görüyor musunuz? Bunlar ne güzel ayran içiyor. Evet. Evet, aynen. ne güzel düzenlisin kız. Beğendim. Altlarında bir de şey de var bak. Şunlar da. Evet, şey olmasın diye. Ben güzel güzel. Beğendim. Evet, tertemiz. Şimdi devam edelim.
Bize gezdirmeyecek mi bu kadar mı? Tamam ha gezdireyim. Ha gelin ha. Gel. Buyurun. O da o da gezdireceksin ya. Buyurun. Evet buyurun. Burada ne var? Burayı iptal mi ettiniz? Burası iptal. Ha tamam. Ha. İptal orası. Okay. Ha. Burası tamam. Oturma odan. Yine tekrardan. Evet. Burası oturuyoruz. Yani evet. Oturma alanımız. Siz, içerisi sıcak olduğu için buraya kaçıyoruz. Hı-hı. Yani buradan aşağı bak ne güzel manzara. Yani mi? Evet. Harbiden de güzel manzara. Yani. Senin de aşağı şu tarafa göre. Aynen. Güzel olmuş. Burada bir yüklüğüm var. Yatağım var. He. Evet. Öyle annem şey. Yaptıklarında var mı hiç içinde? Burası eski fırza ait değil. He. He. Anladım. Ya. Televizyon. Gayet güzel. Şu koltuklarıyla beraber uyumlu. Bir de temiz yani. Evet. Temiz. Temizliğe dikkat etmek uyumu, lazım. Uyumu markası falan önemli değil. Temiz olması, düzenli olması evet, benim için evet. En büyük detaylardan birisi canım. Aynen. Aynen ciğerim. Şu paspaslardan evinde olan var mı? Bunlardan annem örerdi önceden. Var. Anne bana ördün mü ha? Var. He mi? Herkes ördün bana örmedin diyor mu? İşte ben ya. Benden umudu bu kadar kestin işte. Hayır. Bana niye örmedin? Ben ne diyordum küçükken hatırlıyor musun? Gel gel buraya gel. Buraya gel. Suçunu bastırma. Sağ şimdi ben ölseydim küçük de sen bir yerde bir şey beller giderdin. Ha hiç öyle düşünmeyeceksin. Nasıl düşünüyorsun ya? Ben diyordum ki sana ablamlara örerken işte sıra bağa gelince diyordum gözlerin körelecek örmeyeceksin bunu bahane edeceksin diyordum. Bak dediğime geldi. Gözlerim gülüyor ya bak. O zaman bana paspas ör anne. Tamam. Allah. Örerim o. Allah Allah. Senin iteki canın sağ olsun. Ben örerim. Can sağlığı bir işe yaramıyor anne. Yarıyor yarıyor. Bana paspas ör. Tamam. Senin şeyin paspas olsun. Noksanın. He. İş paspasa kalsın hiç. Ay bir de. Benim kafamı estim ben. Şey muhabbeti var ya. Aynalı koruk olmadan şey arabaya binmem bu evden gitmem. Paspasım olmadan koca gitmem anne. Ta anam. Kızım. Kaza bırakırım yarım kaza. Bakmışım. Paspas ölüyor. Bence de baltayı taşamadım. Ölme ölme. Ay boş. Yalvarıyorsun. Sen yalvarıyorsun. Yok ölmedim de işi bitti. Ben öleceğim. Ben kesin alamam ya sen bunu. Korkun dedim ama. Biz evir odaya denk geçelim. Boş ver. Tam muhabbetim de kalsın. Yani. Burası da yatak odam. Tamam. Tabii çok şöyle böyle. Çok hafif gezelim. Evet. Hemen şöyle işte duralım. Yani. Güzel pembe detaylar var. Evet aynen. Burada çocukların fotoğrafları var. Teşekkür evet, belgesi. Evet evet. Evet çok Arda. Var. Bak madalyalara bak. O yine çocuğum. İkide biri çekmecelerin gözleri dolu. Maşallah çok maşallah. Azra'nın şeyi aynı benim ergenliğime benziyor. Yemin ederim. Aynen aynen. Tipe bak. Çok şey. Güzel. Evet. Şurada da var. Bu kimin teşekkür belgesiymiş? Arda'nın. Evet. Güzel. Şurada da Hamis Bey var. Evet evet. Oğlum daha bir yakışıklı. Güzel. Çok tatlılar kız evet, maşallah. Evet. Evet. Şörenleri vardı bugün. Hı hı. Onun için beraber gelemedik. Yine burada şörenler. Şören ne? Orası baca yeriydi de anne. Yok. Orayı baca diye mahne diyorsunuz da. He. Oranın kapısı noksan. Oraya bir şey saklıyorsun. Bir şey mi yok anne? Bir şey saklamıyorum. Onlara. Altınları bırakıyor. Var var. Orada ama yerini göstetme Suat. Kelle ver Allah'ım. Vara yok derler anne yok var derler gelirler. Açtı ben karışmam. Ama işte tam açığa vermişiz oraya açığa vermeyeceğiz. Güzel. Burada da gördüğünüz gibi çeyizi var. Evet. Çeyiz sandığı. Sandığım. Bu anamdan yadigar mı yoksa bu da mı buradan? Benden. Anamdan yadigar. Ben aldım. Açmak istiyorsan birazdan açarız. Evet. Tamam onu sonradan açarız. Yani. Şimdi açmayalım. Şimdi değil demiyorum zaten. Birazdan. Güzel. Burada da yine böyle bu ceviz ağacından da değil mi? Bunlar çok dayanıklı biliyor musun? Evet, evet. Yani benim evde de var bir tane. Gerçekten şu anki dolapların babası bence. Değil mi? Onları az öteye beriye çek hemen kolpları bilmem neleri falan kırılıyor da bunlar yıllarca dayanıyor. Tabii bu biraz ölmüş hem ne olsun. Aynen aynen. Daha 21 seneden beri. Yine bunu ölüsü 21 senedir daha ayakta ya. Yine bunu ölüsü diridi. Öbürlerine benzemez. Doğru. Daha cesaret kuvvetlidir. Yani. Tamam annem puanı verdi. Bir dakika detaya gelin. Şurada bir şey gördüm. Zenginin fotoğrafına bakın. Evet. Az bak gençliğine bak. Evet. Tabii. Aynen.
Ondan sonra şurada da Nevriye abla. Sen biz ellerin asırlı annenin, mangal yürekli babanın evlatlarıyız. Seveni Allah'ına kadar sever, gideni ahirete kadar sileriz. Seni evet. Seviyorum sevgilerimle Nuşin'den Ünzile. Herhalde o zamanlar 15-16 yaşında ergendin. Çünkü... Seven Allah'ına kadar sever, sevmeyen ölümüne sileriz. Annemin şey demesine benzedi. Bizi izleyenlerden Allah razı olsun, izlemeyenleri de Allah yola getirsin der gibi olmuş. Güzel ama anı kalmış bak orada. Yazı bile olsa insanın evet. Hatıra kalıyor. Aynen, aynen. Evet çıkalım ve şurada güzel havada bitirelim. Evin çok güzel canım. Ben güle güle otur inşallah. Sağ ol, huzurlu otur çocuklarınla abi. Beraber. İnşallah. Biraz daha dışarı çıkalım mı? Bence şu güneşe çıkalım. Bak bunun iyi olur. Önceden. Ben çok beğendim evini, ocağını. Normalde çamaşır merkezde oturuyor. O ev de çok güzel. Böyle köy evlerini çok sevdiğim için. Burada yaşanmışlıklar daha fazla ya. Burada emekler daha fazla. Evet. O yüzden burası çok değerli. Şimdi bu videoyu izledikten sonra sizler de duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız mutlu oluruz. Ayrıca şurada hemen alt kısımda abone ol tuşu var. Oraya basıp da YouTube kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. İnşallah. Son olarak sen neler söylemek istiyorsun canım? Ben ne söylemek isteyeyim? Bir şey söylemek istemiyorum. Şöyle bir şey, çok sağ ol. Teşekkür ettim. Seni de çok göresim vardı. Tabii ki annemi babamı da getirmişsin bana. Yani bugünkü en güzel hediyem onlar benim için. Ne diyeyim? Başka bir şey demiyorum. Can sağlığı versin Rabbim hep herkese. Ya biz hep gelmek istiyoruz da aslında. Dediğim gibi bazen yağmur yağıyor, bazen sel evet, alıyor, evet. Bazen aynen. İşte ne bileyim. Aynen. Bizimkiler uzun yol şey yapamıyor babamı biliyorsun. Evet biliyorum, falan biliyorum, dolayı. Biliyorum. Ya belli başlı Karadeniz koşullarını iyi bilen, iyi yaşayan insanlar aslında anlarlar. Altında bir art niyeti aramayın. Aynen. Hani birinin yanına gidip de ötekinin yanına gitmemezlik değil aslında. Sadece imkanlar biraz kısıtlı olabiliyor ve yol biraz engebeli olduğu için. Bir aynen. De arada bayağı mesafe olduğu için öyle sık sık gidip gelemiyoruz. Ama asla birbirimizi de ihmal etmediğimizi düşünüyorum. Sizlerin evet. Nezdinde tekrardan ablama sarılıyorum ve kendinize çok güzel bakın diyorum. Videoyu sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Bol bol yorum yaparak da bizleri mutlu edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.